Her zaman ara. Bir gün altın ararken bakır bulursun, yarın bakır ararken altın bulursun demiş Descartes. Ünlü filozofun gerçekte anlatmak istedikleri bir yana, bakır tarih boyunca insanoğlunun hayatını kolaylaştıran madenlerin başında yer almış, öyle ki bir çağa adını vermiştir. Yaşamını sürdürmek için doğanın tüm nimetlerinden sonuna kadar yararlanmayı bilmiştir insanoğlu. Önce toprak, sonrasında metal keşfedilmiş. Bakır, bakırla kalayın birleşmesinden oluşan tunç ve sonlara doğru demir kullanılmıştır tarih öncesi devirlerde. Bakır madeni ısıyı iyi iletmesinden dolayı mutfak eşyalarının yapımında kullanılmıştır çok eski tarihlerden bu yana. Birçok uygarlığa ev sahipliği yapan Gaziantep'te yapılan araştırmalar ve kazılar gösteriyor ki bakır işlemeciliği insanlık tarihi kadar eskiye dayanıyor. Tabii bakır eşyalar hayatımızdan çıkınca bakır işçiliği de ülkemizde belli başlı birkaç şehirde yapılır olmuştur. Bakır ve bakırla çinkonun karışımından elde edilen pirinç tabakalarının işlenerek kullanıcıya sunulmasıdır aslında bakır işçiliği. Bakırı her şehrin ustası ayrı formatta işlemiş, ayrı bir değer katmıştır. Öyle ki işin erbabı olan eline aldığı bir bakır eşyanın hangi şehirde, hangi usta tarafından işlendiğini anlarmış. Gaziantep'li bakır ustalarının en ayırt edici özellikleri, bakır tabakayı çekişle döve döve hiçbir kaynak kullanmadan işlemeleridir. Gelelim bakır işçiliğinin inceliklerine. Sabırla koruk helva olur demişler. Öncelikle ne yapacağına karar veren usta, yapacağı ürünü bakır tabakanın üzerine çizer ve çekici eline alır. Sonra bakıra büyük bir sabırla vura vura şekil verir. Gaziantep'te bakır işlemeciliğinde çekişle kalem dışında hiçbir alet ya da araç kullanılmamaktadır ve tek parçadan imal edilmektedir. Yani lehim ya da benzeri bir yolla birleştirilmesi söz konusu değildir. Gaziantep'li ustalar çakma ve çizme diye bilinen basit işleme yönteminin dışında yine sadece şehrimizde yapılan çekiç ve kalemle desen işleme yöntemlerini kullanmaktadır. Desen işlemede öyle bir emek söz konusudur ki işlenmesi haftalar hatta aylar sürebilir. Maalesef bakır işlemeciliği de bakır işleyen ustalarda her geçen gün azalmakta, teker teker yok olmaktalar. Gaziantep'te işlenilen bakırlar güzel yurdumuzun her köşesinde olduğu gibi yurt dışında da büyük beğeni toplamaktadır. Şehrimizin esnafı bu ilgiden öylesine hoşnut ki kendi imkanlarıyla hem yurt içine hem de yurt dışına bu güzel eserleri pazarlayarak hem ayakta durmaya çalışıyor hem de bu eserleri tüm dünyanın gözleri önüne seriyorlar. Peki bahsettiğimiz bu eşyaların hayatımızdaki rolleri neydi? Merak ediyor musunuz? Genellikle soframızda bazen de süs eşyası oldular. Ama bir dönem hayatımızda başrol oynadılar. Neydi bu eşyalar? Yemek tabağı, sahan, su ve ayran içmek için tas, yemek pişirmek için kazan, pekmez kaynatmada kullanılan masere kazanı, çamaşır kaynatmaya yarayan don kazanı, sabun, tarak ve kese için tarak kabı, saçları yıkamak için kullanılan kilin yoğrulduğu kil leğeni, yemek taşımak için kullandığımız seferiye tası, su ve ayran konulan maşrapa, özellikle su taşımak üzere kullandığımız satıl, yüz yıkamak ve abdest almak için kullandığımız ibrik, salonlarımızda olmazsa olmaz paşa mangalları.